7 Temmuz 2018 Antalya Elmalı Eskihisar'dayız. Evet. Tahir Çoraman, eşi Serpil Çoraman. Bu da yakışıklı da Ebu Bekir Çoraman. Burada 3000 metrekareye yakın bir serada rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü kullandılar domates seralarında. Burada neler oldu? Tahir abi ne gördünüz? Toprağınızdaki değişim ne oldu? Neydi, ne yaptı? Toprakta kabarma, güzel yumuşama. Şunu soralım, toprak öncelikle nasıldı? Toprak önce oturuyordu yani. Sıkan bir toprak mıydı? Sıkıyordu yani. Sıkan bir toprak. Evet. Zaten bugün de araya su veriyorsunuz. Peki buraya ne zaman uyguladınız rekor gelişim ürününüzü? Dikimden önce uyguladık. Havalar yaparken düşündük. Nisan ayında değil mi? Nisan ayında. Nisan 2018'de uygulandı. Evet. Peki burada toprak şu an sıkıydı, gevşedi. Onun dışında saçaklanma vesaire ilgili. Saçaklanma güzel, meyve eritme güzel. Meyve eritme güzel. Evet. Ağacın canlılığı güzel. Ağacın su canlı. Konusundan bahsedelim. Şimdi suyla ilgili. Suyu geçen seneki kadar fazla şey yapmadık, yüklemedik. Şimdi siz araya da salma su da veriyorsunuz. Evet. Serpil Hanım da söylesin, az önce konuştuk. Evet. Geçen sene 10 dakikada yetişiyordu. Evet, 10 dakikada çıktığımız sıralarda şimdi yarım saatte çıkamıyoruz. Yarım yani saatte. Su alta geçiyor olduğu gibi. Su alta geçiyor. Evet. Bu da toprağın gevşediğini, çözüldüğünü gösteriyor bölgede. Şey anlamında bunun çeşidiyle alakalı. Siz bu çeşidi yapıyorsunuz herhalde sürekli. Evet. 2 senedir bunu yapıyoruz. Çeşidini de söyleyeyim. Neydi? Tori. Tori. Evet. 2 senedir aynı çeşitle yapıyorsunuz. Peki bu sene fidan gelişimleri nasıl? Meyve gelişimleri, tutumları güzel. Güzel. Biz fidanımızda bu sene bir sorun yaşamadık. Gelişim gayet iyiydi. Gelişimi güzel. Geçen sene göre iyi herhalde. Kafa yapısı da çok iyi. Biz kafayı kırdık ama kafa yapısı da şöyle gösterelim. İncelmedi. Yani kafa yapısı derken? İncelmedi ağaç. İncelmedi, kalın gidiyor. Bazıları gördü. Saç inceline kadar geldi, bizim komşularım var. Peki komşulara bakarak bir kıyaslama yaparsanız, az önce bir şey söylediniz. Şimdi şu 4 gündür hava çok sıcak. Evet. Aşırı bir yükseldi şey. Onların salık olduğunu söylediniz. Hı hı. Hatta bu kısım sulandı, şu kısmı çekerse kendi farkı bir yerde görürler. Yani sulanmış. Gösterelim. Hayır abi gidelim, gösterelim oradan. Yani buraları sulanmamış. Şu taraf sulanık değil yani. Kaç gün oldu burası sulanmayalı? 3 gün oldu. 3 gün oldu ama hava da 40 derecelerde. Yani dışarıda 40 derece. Evet. Sera içinde değil. Sera içinde. Şöyle gösterelim şuradan seramızı. Burası sulanmamış. Evet. Burası da sulanan yer. Sulanıyor taraflar şu anda. Suyunu yeni veriyorlar. Yok fark etti ya. Geçen sene ya, bu sene fark etti. Peki şöyle söyleyeyim. Siz bunu internet üzerinden mi gördünüz? Ben internet üzerinden 2 yıldır araştırıyorum. 2 yıldır araştırıyorsunuz. Bu yıl cesaret edip aldık. Yani iyi bir cesaret gösterisi olmuş. Evet. Şöyle. Genelde insanlar tabii ki gözüyle görmediği şeye pek inanmıyor. Evet. Çiftçiler ama bazı da gözünün gördüğünü görmüyor diyelim. Tabii. Siz burada geçen gayet... Geçen sene böyle domates azdı yani. Domates geri yoktu. İnşallah bu sene şimdi saçaklanma vesaire de çok olacağı için bunlar aşılı değil mi bu arada? Aşılı. 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 Çift aşılı file. İnternetten gördünüz, sonra bilgi aldınız. Sonra araştırdım sizin internetteki numaraları, aradım birkaç kere. Geçen yıl aramıştı, bu yıl daha çok aradım. Aradınız. En sonunda ulaştınız, karar verdiniz, kullandınız. Peki memnun musunuz şu anda? Şu an memnunuz. Yani Aksu'dan aldık arkadaşlar. Aksu'daki şubemizden aldınız. Evet. Gördüklerinizin karşılığı var mı burada? Var. Ben özellikle videolarda hep ağacın canlılıkları dikkatimi çekmişti. Bizim ağacımızda yeşilliği aynı renk. Bir de şöyle mesela çekelim. Mesela şimdi bura açık ya. Baktığınız zaman bir boyda gider aslında. Ama tabii açık yerlerde biraz daha kısa. Evet. Ama orta kısımlara baktığınızda şu anda kafayı biz yani durdurmak ağacı için durdurdum. Ağacı durdurmak için kafayı kırdık diyorsunuz. Evet. Ama şu yaprak canlılığı şeyi, meyve kalitesi vesairesi gayet güzel görünüyor. Şöyle şu alana girip çekebilirse daha şöyle güzel çekelim, görecek. Gösterelim. Buralar kuru, buraya girebilirsiniz. Girin. Siz girin. Şöyle. Şu meyveleri gösterelim. Şu şekilde. Zaten alttan ermeye başlamış şeyler, bu meyveler. Dair abi şunu soracağım. Bir de mesela rekor gelişim bir ilaç, bir gübre değildir. Burada gübreleme ile ilgili nasıl davrandınız? Nasıl bir hareket yapıyorsunuz? Gübre. Verdiğiniz gübreyi aldırabiliyor musunuz?
Tabii. Aldırıyor şu anda, aldırıyoruz. Aldırıyorsunuz. Yani saçağınız çalışıyor. Çalışıyor. Ben hatta geçenlerde bir tane erkek ağaç derler ya, onu köklemiştim. Saçak yayılmış. Geçen yıl olduğu yerdeydi. Bu sene saçak yayılmış ve 50 santime yakın saçak var. Bu da zaten şeyi beraberinde getiriyor. Şöyle geçelim tarafımıza. Şimdi tamamlayalım. Şimdi seralarda genelde yoğun üretimler yapıldığı için tuzlaşma vesaire artıyor. Evet. Verdiğimiz gübreleri bitkiye aldıramıyoruz. Saçak yaptıramadığımız için. Bu tuzlamaya da önlüyor mu? Şöyle, toprak çözüldüğü için, toprağınızı çözdüğünüzde tuzluluğun taşınmasını sağlıyorsunuz. Tuzluluğun çözülmesini kolaylaştırıyorsunuz ve tuzu toprağınızdan uzaklaştırıyorsunuz. Evet. Bu konuda size destek oluyor. Yani burada emin olun, tuzluluk konusunda bir toprak analizi yaptırırsanız onun zaten sıfıra düştüğünü zaten görürsünüz. Sıfır ya da çok düşük bir oranı. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Şu anda biz memnunuz. Rekor gelişimi kullandık. Gelecek sene de ölmezsek devam edeceğiz. Allah'a ömürler versin. İnşallah. Bol kazançlar versin. Peki öncelikle Elmalı. Evet. Bu bölge Eskihisar. Tavsiye eder misiniz? Bir de tüm Türkiye'deki sera üretimi yapan domatesler. Tabii ki de kullanmalarını tavsiye ederiz. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorsunuz. Siz tavsiye eder misiniz? Ederim. Edersiniz. Sen fark görüyor musun geçen seneye göre? Bayağı bir gördüm. Peki domatesinden yedin mi sen hiç? Yedim. İlk o yedi. Bu sene mi güzeldi, geçen sene mi güzeldi? Bu sene. Bu sene güzel. Daha sulu değil mi? Ben geçen yıl bizim yukarıda iki çemberimiz pembeydi. Sadece oradan yiyordum. Bu sene nasip oldu. Ben de tadına yani, baktım. Bugün çünkü baktım daha. Şöyle, domatesi ellediğinizde kokusu harika bir şey geliyor yani. Evet. Bir aromasının da yüksek olduğu noticesi var. Abi biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Seranızı gezdirdiniz. Sağ olun. Yani seneye ikişer bir donatlar bir şey olmaz. Dönüşlerinizi paylaştınız. Kullanabilirsiniz. Bizim, zararı olmaz. Bizim alt sınırımız, önerdiğimiz alt sınırımız birdir. Ama iki veya üç şeklinde üreticiler kullanıyorlar. O konuda da birim alandaki gücü arttırıyorsunuz. Herhangi bir zararı yok. Geçen yıl hem ağaçın yapısında bir sararma vardı. O problemli dediği bölgede. Evet. Hem meyve erimiyordu. Bu sene o problemi biraz açtık. Sararma gitti. %80 açtık yani. Ama tabii az önce söylediğiniz gibi saçaktan bahsettiniz. Saçak, evet. Ne kadar saçak sağlıklıysa o kadar tabii. Çok verdiğiniz gübreyi minerali bünyesine geçen alabiliyor. Geçen yıl köklerken bir elle köklüyordum. Geçen o köklemiş olduğum ağacı iki elimle uğraştım sökemedim. Evet. Yani zaten bu işin testini asatta cironuza bakarsınız kilo olarak. İnşallah. Söktüğünüzde zaten çok sökebileceğinizi düşünmüyoruz. Yani bayağı bir güç vermeniz lazım. Evet. Bol bereketli olsun. Sağ olun. Hayırlı asatlarımız olsun. Şöyle bakalım. Teşekkür ederiz. Rekor gelişime. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.